Evet, Türkiye'nin içinde olmadığı, Türkiye'nin kurmadığı hiçbir senaryonun olması mümkün değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşacağız bölge konjonktüründe bu ne kadar mümkün? Konuğumuz Giresun Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Yalçın Sarıkaya ile birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkürler. Türkiye bölgede artık aktif olarak oyun kurucu haline gelmek için deyim yerindeyse elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor ama bir takım riskler de elbette bu hamlenin beraberinde geliyor. Öncelikle Fırat Kalkanı'nı genel olarak 17. gününe girmiş bir operasyon olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarılı mıyız? Bence olabildiğince başarılı bir operasyon. Askeri uzman olmamakla birlikte güvenlik konularında da çalışmaları olan bir akademisyen olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Olayı anlatmamız gerekiyor öncelikle. Lütfen. Şöyle ki özellikle Kuzey Suriye'de geçtiğimiz yıl Tel Abyad'ın PKK'nın Suriye kolu PYD ve onun unsuru YPG'nin eline geçmesinden sonra Türkiye'nin sahadaki öncelikleri değişti. Öncelik Esad'ın devrilmesi olmaktan çıktı. Bu gündemden tamamen kalkmış değil tabii, bunun altını çizmek lazım, ama öncelik Türkiye'nin güneyden bir PKK koridoruyla kuşatılması riski ve tehdidi oldu. Bundan sonra da Türkiye bu konunun ciddiyetini detaylı olarak ele alarak önemli kararlar verdi. Bu tabii dış ve bölge aktörleri tarafından da dikkatle takip edildi. PKK'nın Suriye kolu PYD bildiğimiz gibi en doğuda Cezire, Kamışlı merkez olmak üzere bir sözde kanton. Ortada Kobani merkez olmak üzere Aynul Arap bir orta kanton. Bir de Türkiye'nin Reyhanlı ve Kilis şehirlerinin birleştiği bir üçgen dik açısını düşünelim. Onun kuzey ve batısında kalan kısımda Hatay vilayetimizin doğusunda sözde Afrin kantonları ve bunları birleştirerek bir oldu bitti yaratma politikası izledi. Maalesef buna bölge dışı en önemli aktörler olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de destek Destek verdi. verdi. Günün konjonktürü itibariyle esasen bu desteğin arkasında dünya kamuoyuna yansıtılan IŞİD'e karşı YPG'nin ve PYD'nin savaştığı argümanı kullanılmıştı. Oysa IŞİD'in sahadaki kazanımlarının %80, %90'ı Özgür Suriye Ordusu ve silahlı muhalefetin diğer unsurlarının aleyhine bir kazanımdı. Bölgede tabii etnik temelli bir harita oluşması riski ortaya çıktı. Biz Irak tecrübesinden biliyoruz ki etnik temelli demokrasi girişimleri bölgeye, İslam dünyasına, Orta Doğu'ya devamlı kan ve gözyaşı Hayır getirmiştir getirmiyor. ve getiriyor maalesef. Türkiye'nin Cerablus'a yönelik Fırat Kalkanı operasyonu bence birkaç açıdan önemlidir. Birincisi, maalesef meşhum hain bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaralı olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri, yani manen de yaralanmış olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esasen ne kadar güçlü olduğu, nelere muktedir olduğunu göstermek bakımından bölgeye ve Türkiye'ye düşmanlık eden kuvvetlere bu bakımdan önemlidir. İkinci olarak Türkiye bu koridor projesini büyük ölçüde kırmıştır bu girişimiyle. Üçüncü olarak Türkiye ilk defa sahada ileri bir mevziye yerleşmiştir. Buraya oturmuştur. Yani hocam. Süleyman Şah olayını hatırladığımızda mesela, Süleyman Şah Türbesi Şafrat operasyonunu hatırladığımızda bu tamamen farklı bir operasyondur. Bu anlamda bir ileri Çok doğru. aşama apaçık, aydın bir şekilde ortadadır. Hocam, Müsaadenizle son bir tabii şey buyurun. söyleyeyim. Türkiye'nin teröre karşı bu ileriden savunmasına bölgeden ve bölge dışından gelen tepkiler de bundan birkaç ay öncesinin uluslararası kamuoyuyla mukayese ettiğimiz zaman çok şiddetli tepkiler olmamıştır. Yani bu detaylı belki ileride daha geniş bir şey içerisinde konuşulabilir. Türkiye ile Rusya arasında da zımni bir uzlaşmayla bu eş zamanlı gerçekleşti. Hocam tam da bu noktaya işaret edecektim. Yani Türkiye artık tehdidi kendi toprakları içerisinden bertaraf etmeye çalışmak yerine aslında sizin ifade ettiğiniz gibi ileri bir önleyici hamle yapıyor Suriye Kesinlikle toprakları içerisinde. öyle. Fakat şimdi Rakka operasyonunun gündeme gelmesiyle birlikte acaba operasyonun kontrolü elimizden kaçabilir mi endişesi de kimi kesimlerce dile getiriliyor. Ne dersiniz? Rakka'ya girmek Türkiye'ye ekstra bir risk yükler mi? Ben riskli olacağına inanıyorum. Çünkü Rakka, haritayı izleyicilerimizin gözünde canlandırmasını istiyorum. Fırat Nehri'nin
doğu tarafında evet. kalan ve oldukça güneyde kalan bir şehir ve etrafı da var bunun. Büyük bir nüfus barındırıyor. Yoğun olarak tabii Rakka merkez ve yakın çevresinde Sünni Arap kesimi evet. bulunuyor. IŞİD'in elindeki iki önemli şehirden bir, yani ikinci sıradadır Rakka IŞİD'in elinde. Birincisi Musul malumunuz Irak'ta, Irak'ın batısında. Diğeri de Rakka'dır. Yine buradan bir petrol akışı söz konusudur. Türkiye için öncelik Rakka dendiğinde Tel Abyad olmalıdır. Tel Abyad da Fırat'ın doğusundadır ama bizim sınırımızın hemen ötesindedir. Rakka operasyonunun dile getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da Türkiye'nin müdahalesine müdahale anlamı içeriyor diye düşünüyorum ve riskli olduğunu değerlendiriyorum. Buna karşın Afrin sözde kantonu, Azez'in gerisi Türkiye sınırına yakın olan bölge ve Membiç'in daha kritik olduğunu, eğer Rakka konusu diplomatik sahada Türkiye'nin müzakere masasına gelecek bir konu olursa yine Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad'ın masa üstünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çok kısa bir şeyi söyleyeyim. Mesela Afrin sözde PKK'nın kantonu ilan edildi. Buraya işte Özgür Suriye Ordusu veya Esad unsurları veya başka unsurlar girmedi, müdahil olmadı. Çok kritik bir bölge Türkiye açısından. Bakınız tarihte de burası yoğun bir Türkmen nüfusun bulunduğu bir alandır. Ben izleyicilerimize birkaç köyün adını söyleyeyim oradan. Bakın Mağaracık köy adıdır Afrin bölgesinde. Tabii Halil Uşağı, efendim Arap Uşağı, Şarkanlı, Kotanlı, Duraklı, böyle onlarca köyün bulunduğu bir yerdir. Türk köyü yani. Evet, Türkmen yerleşim bölgesidir. Elbette ki Kürt nüfus vardır. Birlikte bir arada tarih boyunca yaşamışlardır. Bu bölgenin Türkiye açısından önemi Rakka'ya kıyasla, hele şu konjonktürde daha şey. Çünkü IŞİD'in Rakka'yı kaybı durumunda başına gelebilecekleri hesap ederek yapabilecekleri, yine Türkiye içerisinde Allah korusun tetikleyebileceği yeni terör eylemleri ve Rakka'da o savunma derinliğinin, Türkiye'nin Azez Cerablus hattında oluşturduğu savunma derinliğinin zedelenmesi söz konusu olabilir. Buna bence çok dikkatli yaklaşmak gerekir bu öneriye. Hocam anladığım şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama'nın Suriye'de öncelikli ve tek gündemi DAEŞ'le mücadele. Oysa ki Türkiye'nin çok daha farklı öncelikleri var. Yaşamsal bir takım gelişmeler yaşanıyor Suriye'de. En önemli aktörlerden birisi de Türkiye açısından Türkmenler. DAEŞ bölgede demografik yapıyı kalıcı şekilde değiştirmeye yönelik bir takım girişimlerde bulundu. Türkmen köylerini boşalttı. Şimdi Türk ordusunun Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde Türkmenlerin söz hakkının ve etkinliğinin kalıcı hale getirilmesi söz konusu olabilir mi? Bu Türkiye'nin, Türkmenlerin güvenli hale getirilmiş bölgede iskanına yönelik hazırlığına bağlıdır. Açık söylemek gerekirse. Ve Türkiye'nin yaptığı işin kalıcılaşması açısından, sınır güvenliğinin uzun vadede temini açısından da hayati noktadadır. Şimdi bu bölgede Membiç yine PKK'nın kontrolünde, yani PKK'nın Suriye kolunun, Suriye Demokratik Güçleri arasının adı altında faaliyet gösteren unsurların kontrolünde. Tam geçtiğimiz sene bugün, bugünlerde belki bir gün önce bir gün sonra olabilir, Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün Tel Abyad'da PKK'nın kontrolü ele geçirmesinden sonra ve çevresinde yaptığı insan hakları ihlalleri, aylarca zindanlarda tutulan, suçunu bilmeyen ve basit yargılamalar, hatta yargılama yapılmadan infaz edilen kişilerle ilgili raporu yayınlandı. Buradaki insan hakları ihlalleri neden görülmüyor? Neden devamlı aynı noktaya odaklanılıyor? IŞİD terör örgüttür. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Türkiye resmi olarak bunu ilan etmiş ve mücadele ediyor. Havadan operasyonla, kara unsuruyla. Ama YPG'nin, PKK'nın teröristliğine delil mi aranıyor? Bunlar tabii çok düşündürücü hususlardır. Hocam, bu konuya ilişkin son sorum, Türkiye'nin stratejik müttefikiyle olan ilişkilerini bu Suriye'nin kuzeyinde yaşanan durumun nasıl etkileyeceği yönünde. Şimdi biz Batı bloğuyla genelde dış politikamızda birlikte hareket etme eğiliminde olan bir ülkeyiz. Dış politikamızı bu temel üzerine şekillendiriyoruz en genel ifadeyle. Oysa ki Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler bizi sanki Rusya'yla bölgede daha derin bir işbirliğine doğru itiyor gibi.
Siz biraz daha yukarıdan baktığınız zaman Suriye'de yaşanan gelişmelere, Batı ile Türkiye arasında bir kırılma bekliyor musunuz? Bir kutup değişimi anlamında veya yakın zamanda konuşulan bir terminoloji vardı, eksen kayması. Evet. Böyle net bir kırılmayı çok yakın zamanda beklemiyorum. Çünkü muhatap olduğumuz zemin çok oynak bir zemin. Rusya Federasyonu'yla evet uçak krizinden sonra ilişkiler düzeldi ama unutmayalım ki hala Rusya'da çeşitli bölgelerde, başkent Moskova'da olmak üzere PYD'nin ofisleri var. Çeşitli doğru. yardımlar toplanıyor. O dönemde yani PYD'nin mesela Kobani'de IŞİD'le mücadele ettiği dönemlerde Rus medyasını takip ettim. Edebildiğim kadarıyla tamamen sempati içeren paylaşımlar yapılıyordu. Destek içeren paylaşımlar yapılıyordu. Dolayısıyla burada her şeyi aynı sepete koymak risk haline gelebilir. Barack Obama dün bir açıklama yaparak Türkiye ile NATO müttefikliğimiz ve stratejik işbirliğimiz aynen devam etmektedir gibi bir açıklama yaptı. Bu tabii Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin alabileceği yeni boyuttan duyulan endişeden de kaynaklanmış olabilir. G20'de de bunu gördük. G20'de de evet, G20'de de tabii fotoğraf karelerine de yansıdı. Ama şu bir gerçektir. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleriyle, Türk ordusuyla sahaya indiğinde birden insanlar Ankara'ya koşturmaya başladılar. Bakınız Federica Mogherini bugün dün Stoltenberg buna, evet. Sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı keza bu ziyaretlerin Katar, evet Katar yakın zamanda demek ki saha biraz da bekliyormuş yani. Çünkü bölgede gözünü Türkiye'ye dönmüş olan kimseler var. Buradan tabii biz savaş çığırtkanlığı yapmıyoruz. Zaten savaş içinde olan 600 bin insanın hayatına mal olmuş olan ve bedelini en fazla Türk milletinin ödediği mülteci akınıyla, sınır güvenliğiyle, terörle mücadeleyle bu karmaşa içerisinde Türkiye'nin kendi vatanının savunması için bu tedbirleri aldığının altını çizmek istiyorum.